Evet sevgili gençler, bugün sizlerle periyodik sistemin tarihçesi üzerinden başlayacağız. Daha önce konuşmuştuk periyodik sistem anlatacağımızı, bugün de tarihçesiyle başlayacağız. Şimdi sevgili gençler, tarihçeye baktığımızda burada bazı bey amcalarımızın fotoğrafları var. Bunlar çok değerli bilim insanları tabii ki. Sırasıyla gidecek olursak bir numarada Döbereğin yer var. İlk defa periyodik sistem üzerine çalışan bilim insanlarından. O şöyle bir söylem geliştirmiştir. Demiştir ki, benzer özelliklerine göre atomlardan üçerli gruplar oluşturursak o zaman birinci ve üçüncü atomun özelliklerinin atom ağırlıklarının ortalaması ikinci atomun ağırlığını verir. İşte lityum ve bunun 7'dir atom numarası ağırlığı pardon yaklaşık. Ağırlığı. Benim yazdıklarım tabii ağırlık değil. Bunlar atom numara, kütle numaraları. Şimdi burada ikinciyi bilmiyoruz. Üçüncü olarak da potasyum var. Bunun da kütle numarası 39. İşte ikinci sırada yer alan sodyumun kütle numarası bu ikisinin aritmetiksel ortalamasına eşittir arkadaşlar. Evet. 23 olarak buluruz. Söylediği bu. Triatlar da oradan geliyor. Daha sonra Jean Cortois diye bir bilim insanı var. Bu bilim insanımız çok farklı bir çalışma yapmış. Hatta kendi ifadesiyle demiştir ki beni zaten kimse anlamıyor. Pek kabul gören bir çalışma yapmamıştır. Yaptığı çalışma aslında gelecekteki çalışmalara çok güzel ışık tutmuş, rehberlik yapmıştır ama o dönem değeri anlaşılamamıştır. Şimdi yaptığı şey tabii iki farklı özelliği var. Birincisi üç boyutlu bir periyodik tablo yapmış. Yani şöyle ki bir silindir üzerine şöyle bir silindir alacak olursak arkadaşlar. Şöyle bir silindir. Üç boyutlu dediğim o şu anki tablolarımız nedir? İki boyutta duvara asarsınız. Ama bu üç boyutlu silindirik bir yapı üzerine elementleri spiral şekilde yerleştirmiştir. Tabii arka tarafını görmüyoruz. İşte bu spiralde benzer olan atomlar üst üste gelmiştir. Ve ikinci farkındalığı da üç boyutlu yanı sıra olmasının dışında burada aynı zamanda iyonlara, elementlerin oluşturduğu iyonlara da yer vermiş olmasıdır. Günümüzdeki hiçbir periyodik sistem elementlerle ilgili böyle bir bilgi içermez sevgili gençler. Pekala. Jean Cortois'in çalışmalarını bu şekilde sıraladıktan sonra bir diğer çalışmamıza gelince o da Newland'ın çalışmasıdır ki biz buna oktavlar kuralı diyoruz. Çünkü oktav da biliyorsunuz müzikteki 8 notayı ifade ediyor peş peşe gelen. Newton da söylemiş şu, elementlerden 8'erli dizeler oluşturulduğunda alt alta gelen elementler benzer özellik gösterir demiştir. Bakın bunu şöyle yazabilirsiniz tabii. Örneğin lityumla başlarsak 3, sonrasında tabii ki berilyum var 4, sonra bor var 5, sonra karbon var 6, azot var 7, sonrasında oksijen var 8, sonrasında flor var 9 ve sonrasında soy gazı olan neon var 10. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementi yanına nasıl çizdim? Aslında bunlar ikinci periyot elementleri zaten. Hemen altına sodyum gelir. 11 numara. Bunlar da 8 tane yan yana dizilirler. Ve gördüğünüz gibi lityumla sodyum günümüzde bir A grubu elementleri olup özellikleri benzerdir. Oldukça benzer özelliklere sahiplerdir. Fakat bu sistem nerede yetersiz kalmıştır? Bu sistem B gruplarını kapsamadığı için kabul görmemiştir. Bu arada 4 ve 5 numaralı vatandaşlar ise eş zamanlı çalışmış. Lothar Meyer, Alman kimyacı. Dimitri Mendeleyev ise bir sonraki sayfada yazısını göreceksiniz. Dimitri Mendeleyev ise Rus kimyacıdır. Meyer elementleri atom numaralarına değil değerliklerine göre sıralamış ve 28 element üzerinden görmüştür. Ve gene bu sistemin yetersizliği henüz keşfedilmemiş elementler için hiçbir öngörüde bulunmamıştır. Günümüzdeki periyodik sistemin temellerini ise Mendeleyev, Dimitri Mendeleyev, Rus kimyacı atmıştır. Evet sevgili gençler, bu
kimyacımız ne yapmış? Hemen şöyle bir periyodik tablo açalım. Sevgili gençler, bunun üzerinde epey konuşacağız. Burada bir de periyodik tablomuz var. Daha doğrusu yani Dimitri Mendeleyev değil, periyodik tabloyla ilgili bir hayli konuşacağız sizlerle. Şimdi bu tabloda neler yapılmış diye bakacak olursak eğer, bu tablo şöyle arkadaşlar. Mendeleyev elementleri atom ağırlıklarındaki artışa göre sıralarken benzer özellikteki elementleri de alt alta getirmiştir. Ama tabii bu arada henüz keşfedilmemiş galyum gibi elementlerin de yerlerini boş bırakmıştır. Öngörüsü yüksek bir periyodik sistemdir ve günümüzdekine hemen hemen benzerdir. Ve en önemli detayı da henüz bilinmeyen, keşfedilmemiş elementlerin tabloda yerlerini boş bırakmış ve onlarla ilgili bazı öngörülerde, tahminlerde, özellikleriyle ilgili tahminlerde bulunmuştur. Bu yönüyle oldukça iyi bir tasarımdır diyebiliriz. Şimdi sevgili gençler, bu periyodik tablodan sonra Mosley, Henry Mosley, İngiliz bilim insanı devreye girmiştir. Ve 1914'te Çanakkale'de öldürülmüştür. 27 yaşında bu büyük buluşunu yapmış ama ne yazık ki bir yıl sonra da Çanakkale'de öldürülmüştür. Tabii oraya niye geldi, gelmeseydi iyi dememiz gerekiyor ama bilim insanıdır. Çalışmalarına saygı göstermek lazım. Zaten İngiltere'de o olaydan sonra bir daha da bilim insanlarını askere almamıştır. Şimdi sevgili gençler, Henry Mosley ne yapmıştır? X ışınlarının karesiyle atom numaralarının orantılı olduğunu ortaya koymuştur ve periyodik tabloyu atom numaralarına göre yerleştirdiğinde Mendeleyev'in yaptığı tabloya çok büyük oranda benzerlikler gösteren yeni bir tablo elde etmiştir. Ve bu arada Mendeleyev'in takıldığı bir iki noktayı da düzeltmiştir. Örneğin 1A grubuna Mendeleyev argonu 1A grubuna yerleştirmiştir. Oysa günümüzde argon bir saygılandır ve 8A'dır. İşte bunun bir takım ufak tefek düzeltmeleri de yaparak son şeklini vermiştir. Tabii son şeklini vermiştir diyoruz ancak alt satırda bulunan lantanit ve aktinitler o dönem henüz periyodik tabloda yerini almamıştır. Daha sonraları Seaborg yaptığı çalışmalarla bazı elementleri oluşturmuş, sentezlemiş ve bunları da periyodik tabloya sığdıramadığı için, çünkü yerleri şu iki farklı renkle gösterilmiştir bakınız burada. Buraya aldığınız zaman periyodik tablo sağa doğru epey kayacaktır, genişleyecektir. O yüzden alta iki satır olarak yerleştirmiş ve günümüzdeki son şeklini de Seaborg vermiştir. Şimdi biraz periyodik tablo ile ilgili konuşalım. Tabii periodic table of the elements. Nasıl ama İngilizce'de iyi yerdiriyorum. Değil mi Murat Hocam, Levent Hocam? Kendileri ODTÜ'lüdür. Bu arada onları da bir anmış olalım. Kulaklarını çınlatmış olalım. Pekala, periodik tabloya gelince. Bakın sevgili gençler, periodik tablomuz element atomlarının soldan sağa doğru birer artarken benzer dizilime sahip elektronların da alt alta gelmesiyle oluşturulmuştur. Örneğin lityum sevgili gençler, lityum atom numarası 3. Periyodik tablodan da görüyorsunuz 1A'da ve 2. periyotta. Lityumu 3 olarak yazarsam 2 ve 1'dir. Tabii modern teoriye göre yazacak olursam katman, bakın bu konular TT ile de ortaktır. Bu TT'ye göredir. Ama katman dizilimini de yazabiliriz sevgili gençler. Bu noktada ise o zaman da ne demem lazım? 1s, 2, 2s, 1 demem gerekir. Hemen yan tarafta atom numarası 4 olan berilyum var. Bakın hemen şurada. Bu da 4 olduğu için 2, 2 şeklinde yazılır. Ya da 1s, 2, 2s, 2 şeklindedir. Dediğim gibi yukarıya yazdıklarım modern teoriye göredir ki AET için geçerli. Buna karşılık hemen lityumun altında sodyum gelir. Atom numarası 11'dir sevgili gençler. Ve onun da 2, 8, 1 şeklinde olduğunu ya da 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 1 şeklindedir ki dikkat ederseniz katman diziliminde de sonu 1 ile bitmektedir. Modern teoride de son orbitalinde 1 elektronu vardır. Dizilimleri ortaktır, benzerdir. Ancak aşağıya doğru katman sayısı birer artmaktadır. İşte periyodik tablomuz bu şekilde oluşturulmuştur sevgili gençler. Ve bakınız burada yeşil renkle görmüş olduğunuz kısmı inceleyecek olursak eğer, bakın burada
Bu yeşil renkte gördükleriniz ametallerdir. Şu an kalemle üzerinden geziyorum. Çizmek istememiştim. Neyse. Şu an itibariyle arkadaşlar bu kalemi üzerinden gezdirdikçe görmüş olduğunuz bölge yeşil renkler ametallerimizdir. Buna karşılık sarı renkte veya turuncu renkte gördükleriniz ise bunlar da yarı metallerdir. Kalan bu bölge metalleri ifade eder. Şu alttakiler özellikleri bilinmeyen demektir. Gri gibi görünen bir renkte olanlar ise özellikleri bilinmeyen, yeni sentezlenmiş, doğada yok arkadaşlar. Uranyumdan sonraki elementler ki onun da atom numarası 92'dir. O noktadan itibaren daha fazla sayı atom numarasına sahip olan elementler doğada yer almazlar arkadaşlar. Onlar yapaydır. Ve yine bakınız biz periyodik tabloyu şöyle sınıflandırırız. Burası ve burası baş grup elementleri ismini alıp A gruplarıdır sevgili gençler. Biz bunlara A grubu deriz. 1A ile başlar. 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde biter. Bu orta bölgede gördükleriniz ise B gruplarıdır. Ve bunlar da geçiş elementleri ya da metalleri olarak adlandırılır. Bunlar 3 ile başlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 1, 2, B şeklindedir. Günümüzdeki şu an klasik metot böyledir. Ve bunlar da hemen hatırlatalım. Geçiş elementleri demiştik. Bu periyodik tablodaki elementler aynı zamanda A grubu dediklerim elektron dizimleri S ile bittiği için S bloğu. Burası modern teoriye girer. Burası da P ile bittiği için P bloğudur. Burası ise D ile biter ve D bloğu olarak bilinir. Aşağıdaki grup ise F ile biter. F bloğu ya da iç geçiş elementleri olarak ifade edilir arkadaşlar. Bu bilgileri de verdikten sonra ayrıca grup isimlerini de söyleyebiliriz. 1A alkali metallerdir, hidrojen hariç. Berilyum ise başlayan grup, berilyumla başlayan grup 2A grubu. Bunlar toprak alkalilerdir, toprak metallerdir. Karbon grubu, azot grubu, oksijen grubu. Aynı zamanda bunlara kalkojen denir. Burada 7A grubu halojendir, soy gazlardır. Evet sevgili gençler, böylelikle periyodik tablo ile ilgili bazı bilgilerimizi de sizlerle paylaşmış olduk. Hemen hızlıca sizlere metal ve ametal sınıflandırmasından da söz edecek olursak, metallerin burada bazı özellikleri, burada da ametallerin bazı özellikleri yazılmıştır. Bunlar genel olarak bildiğiniz şeylerdir. İşte metalleri hızlıca okuyacak olursam karşı tarafta zaten ametal. Oda koşullarında katıdırlar. Parlaktırlar, iletkendirler, işlenebilirler, yani tel ve levha haline getirilebilirler. Atomik yapılıdırlar, tek tek atomdan yanlarının gelmesiyle oluşurlar. Yalnızca ametallerle bileşik oluştururlar. Bileşiklerinde elektron verme eğilimleri ve iyonik bağ eğilimleri yüksektir. O yüzden de kolay yükseltgenirler, güçlü indirgendirler. Genel olarak oksitleri ise metallerin baziktir sevgili gençler. Bileşiklerine pozitif değer alırlar. Sadece alüminyum, kalay, kurşun, çinko, krom, berilyum dediğimiz al sana pabuç zannetme çarık beğenirsen diye kodlayabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar, bunların oksitleri amfoterdir. Yani bunlar bu kalemin asidi görünce baz oluyor, bazı görünce asit oluyorlar. Ama metallerde bu saydıklarımızın biraz tersidir sevgili gençler. Hemen biraz daha ilerleyecek olursam yarı metal ve soy gazlar var. Soy gazlar biliyorsunuz oktetle de dublete uymuşlardır. Hidrojen dublete uyar. Diğerleri 8'e tamamlar. Kararlıdırlar. Bileşikleri ve yapmazlar. Kimyasal tepkimelere karşı ilgisizdirler. Oda koşullarında gaz halinde bulunurlar. Tek atomludurlar. Yarı metaller ise sevgili gençler, fiziksel anlamda metalleri, kimyasal anlamda ise ametallere benzerler. Buraya kadar anlattıklarımız büyük oranda TET iken, şimdi hızlıca AET ile ilgili bir iki bilgi de verelim size. S bloğu biliyorsunuz az önce gösterdik. Sol baştaki elementlerimizdir. Elektron dizimleri S orbitali de biter. İlk baştaki en soldakilerimiz 1A grubudur. Auerbach sistemine göre birinci grup. Eski klasik sisteme göre de 1A grubudur. S1 ile biter. Hemen yanında bir yanındaki grup ikinci gruptur ya da eski klasik sisteme göre 2A grubudur. Bunun elektron dizilimi S2 ile biter. Hidrojen dışındakiler
hidrojen, ametal, helyum, soygaz, kalan üyeler aktif metallerdir. 1A grubu bileşiklerinde artı 1, 2A grubu ise bileşiklerinde artı 2 iyon yüküne sahiptir sevgili arkadaşlar. P bloğuna gelince biliyorsunuz orada A grubu elementi, sağ baş, baş grup elementleri. Bunların elektron dizinleri sırasıyla işte 3A'dan başlar, P1 ile biter. Son olarak 8A'da P6 ile biter. Tabii helyum hariç o S2'dir arkadaşlar ama çok dikkat edin, önemlidir. Aralarında metal var, örneğin 3A'daki alüminyum gibi. Aralarında yarı metaller var, örneğin yine 3A'daki bor gibi. Yine aralarında ametaller var, örneğin 4A'daki karbon gibi ve yine soygazlar var, neon gibi. Evet, ve bu nedenle bileşiklerinde farklı yükseltgenme basamaklarında bulunurlar. D bloğu orta bölgede kalan elementlerdi. Bunlara geçiş metalleri de denir. Tamamı metaldir. Bunların yarı dolu D orbitalleri olması nedeniyle farklı farklı yükseltgenme basamaklarında bulunurlar. Kovalent elimli bağlar oluşturabilirler. Kovalent elimli yüksek bağlar. Bileşiklerinde farklı yükseltgenme basamakları aldıkları gibi renkli tuzlar da oluşturabilirler arkadaşlar. F bloğu biliyorsunuz periyodik tablonun altında yer alan iki sıradan oluşur. Lantanit ve aktanit olarak yerleşmiştir. Bunlar genelde aktif metal olup bileşiklerinde artı 3 yükseltgenme basamağında bulunurlar diyoruz sevgili gençler. Evet, tabii ki bunları bir defa daha kendinizin okumanızda fayda var. Ben hızlı bir şekilde geçiş yaptım. Bir sonraki dersimizde ise daha önemli olan periyodik özelliklerden söz edeceğiz size sevgili gençler. Bir daha görüşmek dileğiyle. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.